60 plus'ta çok iyiyimdir. Soru cümlelerini böyle aldılar. Suçlu Cevdet can ver. Benim çocuğum olan da hatırlıyor baba bacağımı kestirdim, ben elektronik bir şey yaptırdım. Ne gerek vardı oğlum, bacağım vardı, neyi kestirip yaptırıyorsun? Dedim ot, Allah Allah, girme bunda böyle şey. Biri oyuncu, biri yönetmen, eski kankilersiniz falan. Liseden benim arkadaşım. Liseden bir arkadaşız. Kaç sene oldu lan? 20 mi? 20 sene oldu. 20 yıldır tanışıyoruz. Peki lisede kanki miydiniz yoksa işte Caner var, Barış var gibi? Kanki değildik ama şöyle. Her gün görüşüyorduk. Bir dakika, aynı lise değil. Yok. İkimizin ne? De büyük kankisi, ortak kankimiz. Ortak kankimiz. Ne bu? Boyuz, Cemre. Cemre'yi tanıyoruz. Cemre'yi tanıyoruz. Ama yani böyle hani... Leş partide gördük beraber, her şey yaptık. Kustukta bilmem ne, her şeyi yaptık. Her şeyi mi yaptınız? Her şey, aklına gelen her şeyi yaptık. Aklım onu ama hayalim geçti. Neler gelir şimdi? Ağzına vereceğim mermiyi diyorsun. Böyle bir mizaha gidiyor muyuz? Bizi bozdu bu hafta Cem Yılmaz. Yıllar sonra şöyle bir şey oldu. Ya tabii ilk, mesela ilk zamanlarda filan Caner böyle bir anda filmlere mimlere başladı. Biz de o zaman tiyatro. Aa oley be Caner ne güzel başladı filan. Hatta bana bir iş teklifi geldi filan. Aradım Caner. Caner dedim ne kadar para istemediğini bilmiyorum falan filan. Ondan sonra hatırlıyor musun onu? Yok. 1500 sene önce tabii bu. Senin okul filmi zamanlarından sonra yani. Ha, neyse hiç çalışmadık sonra. Bir gün bir baktım ki Caner'in dizisinden bana bir teklif var. Ondan sonra... Ayak işlerine. Ayak işlerine. Ha, o ta yıllar sonra. Tabii, yine. Daha yine. Sonra Caner de mesaj attı. Ya dedi işte seni sundular dedi. Ondan sonra gördüm. Ya ne güzel olur beraber çalışsak falan. Aa tabii abi bilmem ne filan. Devamını sen anlat perişan mı? Devamı setin son iki günü. İlk sezonun son iki günü. Karaköy'deyiz. O akşam çekim yapacağız. Ertesi gün çekim yapacağız. Bitecek ve böyle maskeler, testler falan kopuyoruz. Hmm, yani burnu sokuluyor. En civcivli zaman. Ve biz böyle full tertemiz gittik. Çok mutluyuz. Yarın bitiyor falan. Sonra böyle prodüksiyondan bir çocuk. Abi konuşabilir miyiz falan filan. Ne oldu abi? Abi Covid bir pozitifimiz var filan. Hayda falan. Son sahneye geçeceğiz. Barış'ın sahnesi. Barış da berber oynuyor. O sahneyi çekemedik oğlum. Şey... Ben karavandayım bu arada. Geldim. Geldik ilk diyor. Yaptık falan. Hani başlasın bir yeni tıraş etmeye başladın falan. Metot. Tabii tabii metot yapıyor. ve abi böyle saçma sapan bir şekilde 9. bölümde bunlar böyle işte kan kaybından kafaları güzel bir sekans yaşıyorlar. Böyle dondurmacıda uyanıyorlar bilmem ne. Onun bir de finali vardı aslında. Berberde uyanıyorlardı. Son saçları kesilmiş falan filan. Berberde Barış'tı. Bizim prodüksiyon çocuk Covid çıktı. Bir sahnede çekmeyelim, durduralım set dedik. Bir hafta falan durdurduk seti işte. Herkes temiz. Yani o sahneyi de çekmeyelim falan. Tamam okey abi. Sonra son gün tekrar set koyduk. Yine herkese test yapıldı negatif falan. Sete gelindi. Ben gidemedim. Müge pozitif çıktı. Bana eve monitör kuruldu. Octodart böyle monitör görüntüsü bana yolluyor eve. Evden çalışan yönetim. Aynen mükemmel. Remote çalışmada gelinen son nokta. Çok inanılmazmış. Çok tuhaftı. Arada film izliyorum ışık değişimi yapıyorum. Yani. Çok iyiydi. Çiğ içiyorum. Kendi filmde sketch'i bulmuştum ama. Başka bir çok şey yok. Çok garipti. Sonra Barış yine hazırlanındı. Son o sahne çekilecek artık. Bir o kaldı yani. Bu sefer de bizim kostümcü pozitif çıktı. O sahne yine iptal. Barış'la iki kere çalışmaya çalıştık. İkisinde de... Abi kostümcü pozitif çıktı diye niye çekmiyorsunuz yani? Kendi kıyafetiyle bile oynasaydı insanlar olmaz mı yani? Ya o sırada böyle herkes öyle çalışıyordu. Biz böyle şey yaptık hani bir kere daha insanları bir araya getirmeyelim. Bir kişi de kalsın yayılmasın falan yaptık. Herkes aslında onu çıkarıp çekime devam ediyormuş. Biz den yoluktan o sahneyi senaryodan attık. Tabii abi yani ben Aybike'den biliyorum benim hanımdan. Onun çalıştığı setlerde falan. Ha öyle mi? Onları yollayıp devam ediyorlar prodüksiyonlara yani. Adiler. İki kere Covid sonra 3'e gelelim. Dedeler sofrasına geleceksin. Yine iptal olduk. Bu sefer de Ömercan Covid oldu. Ha değil mi? Önce onu iptal. Sonra ben unuttum. Böyle şeyler de olmuş olabilir. Sana cevap onu paket, paket sayıyoruz onu. Aynen. Bu süreci paket sayıyoruz. Paket. Her şey arada çektiniz mi? Çektik de ben bir 8 hafta ara vermek için. Sen gelemiyorsun ben diye. Ben verdim 8 hafta ara. En son İlker Cenk'liği koyduk 6 hafta falan olmuş. Elimde de 2-3 bölüm var. Kendimi izlemeye tahammülüm kalmadığı için yükleyemiyorum.
koyacağım koyamıyorum. Nasıl kafayı düşünüyorum. Kendimi toplamam lazım. Gerçek hayatta bir dublör bulabilirsin belki. Yani bu tarz şeyleri senin yerine yapacak. Böyle kendimden nefret ediyorum gibi bir şey değil. Böyle yani ben niye kendimi izliyorum abi? Yani izlenecek milyon tane içerik var. Ben gidip kendimi izliyorum. Zaten onu çektim. Zaten üstüne böyle ses eşlenirken falan baktım. Artık 5. saatte ne yapıyorum? Ben çok büyük zaman kaybı gibi gelmeye başladı. Çok. Sen de gelmiştin popüler mevzularda. Ben canlı yapmıştım onu. Sonra bir tekrarını izleyeyim dedim. Baktım saçmalıyorum. Kapattım, değiştirdim. Bir daha da izlemedim. Öyle bastık onları. Oluyor. Kısıyor insana bazen. Canlı. Geri dönüşü de yok. Bitti. Her oynadığın şey ne olursa olsun aşırı farklı bir tipe girerek belki bu işin içinden çıkabiliriz. Yani aşırı yetenekli olarak mı? Yani bu yetenek bu mudur filan diye. Tabii yetenekli aşırı yetenekli olarak. Yani. Ama şimdi bak dedeler sofrasını biz 4 senedir filan yapıyoruz. Tamam başka biri ol artık böyle. Her bölümde başka biri mi yani? Bari 4 yani. Mesela bu haftada ne yazdı? Haftaya dene yani böyle gel işte ne bileyim ben tıfıl biri gibi davran. Ama dedeler sofrası doğallığıyla ön plana çıkan bir şey değil midir? Hepimiz çok iyi fikir. O zaman kendine çok zevk verirler. İzleyince biz bütün gıcık olurum ondan sonra. İlla tıfıl bir organize olayım canım. Böyle dominant bir de olabilir. Evet. Erik deviren. Aksesuar esprim nasıl? Çok yalnız iyi. Geçen bak bir şey paylaşmak istiyorum seninle. Benim müstakbel kayınvalidem evdeydi. Ve inşallah. Bunu yani anlattıktan kız, sonra. Kızı almasa bile onu kesin alacak kayınvalide olarak. Ve böyle rastgele bir şekilde Elveda Rumeli'de senin oynadığın şey çıktı Twitter'da önüme. Birileri paylaşmış. Ve ben onu izledim. Seni görünce izlerken o dedi ki aa Elveda Rumeli'deki şey dedi. Unuttum senin karakterin adını söyledi evet, yani. Evet evet. Ispanak Namık. Sadece sesini duydu ve 2 saniyede bu kararı verdi. Yani bu kadar o meşhur evet, ve yayılmış olduğunu ben orada anladım. 60 Plus'ta çok iyiymiş. Şey mi Tinder'dan falan da aynı zamanda. Atatürk'e benzeyen adam ve ben. Bu haftanın gündeminde arkadaşlar. Eurovision var. Eurovision var. Peki. Ama gündem dışı ya. Çok gündem dışı. Hiç bizde mi katılıyoruz? Özlem mi gündem oluyor? Yok. Özlemle. Benim kişisel gündem. Ben çok seviyorum. Hayır ama... benim de çok karşıma çıktı bu hafta Eurovision. Abi Eurovision. Niye Eurovision mu diyorduk lan? Yabancı canımız ne istiyor? Eurovision diyoruz. Eurovision. Eurovision diyor. Eurovision diyor. Niye yapıyor? Eurovision. Abi bak hani işte millet diyor ya işte aa çok siyasi kararlar veriyorlar falan. Şey kazanmadım Ukrayna'ya. Belli ki şimdi yani biraz yani hadi şimdi yani itibar edin. Yapıldı mı Eurovision? Yapıldı. Ukrayna kazandı. O kadar bir fikrim yokmuş. Norveç'i sevdim ben ya. Kız o kadar şarkıcılar var Ukrayna kazandı. İyi miydi yani... şarkı? Bilmiyorum ben ya, dinlemedim ben. Şarkıda iş yok da. Abi bir yandan da her şey siyaset değil de. Bir, hani sana saldırılıyor, dünyanın ortası sağlıyor. Bir şarkıda kazansınlar ya. Bir destek de olsun. Ya, evet, ya, bir moral olsun ya. Yani. Ben zaten şunun taraftarım. Onun önüne mi bilmiyorum tabii. Ama eğer özür dilerim hak etmeden kazandık diye düşünürlerse gene üzülmezler mi canım? Yine üzülecek ya. Zaten izliyorlar mı abi şu anda? Oturup adamlar sığınak televizyon mu izliyor? Bilmiyorum. İyi şarkı tanımı zaten böyle bu kadar basit bir şey değil abi. Orada iyi şarkı ne? Mesela senin için iyi şarkı ne? Benim için iyi şarkı böyle gözümü kapayacağım. Allah diyeceğim be. Hayatının anlamı var aslında falan. İşte Eurovision'da herhangi bir şarkı böyle değil. Hiç mi beklentin? Niye ya? Sertab Erener sana bunu hissettirmez mi? Bir şey söyleyeceğim. Sen daha çok bir dini şarkılar mı? Gözünü kapatıp Allah diyeceğine göre. İnsana bence bu bir çeşit. Evet dini bir şey. İnançlı bir şey yani. Müzikte varabileceğin. İnanç boşluğumu şarkıyla doldururum gibi bir şey yapıyorsun. Boşluğun olduğunu nereye çıkardın canım? Ajda Pekkan demiş ki Z kuşağı diye bir kuşak çıktı. Ben ne kuşağıyım acaba? A kuşağı, B kuşağı diye insanları niye ayrıştırıyorsunuz? Ben de belime pembe bir kuşak taktım bu gece. Wow. Gerçekten aynı anda hem bir dede olmayı hem de ilkokul 5A'dan Ajda olmayı. Mizah. Abi Ajda Pekkan'ın herhangi bir kuşağa bağlı olmaması bizim suçumuz değil ki yani. İnsan bir zahmet kuşağında kal kardeşim. Evet ya. Allah. Tadında bırak. 77 yaşına gelmiş 32 yaşında gibi davranırsan bizim hep ne yapacağımızı bilemeyiz yani. Kafamız karışır. Balayık mı eden biliyor musun Barış? Tabii tabii her gün gidiyor. Bugün balığa başladım ben ya. Ha gördün mü? Evet ya balığa başladım. Çok enteresan bir hobi. Sonraki aşaman ne? Ölüm gibi. Ya, yok yok benim dönemsel hobilerim var. Mesela bir ara çilek alıyordum. Sapık gibi çilek reçeli yapıyordum. Bir ara zeytin ağaçlarla. Reçel mi yapıyordun? Evet çilek reçeli yapıp millete dağıtıyordum. Babamın hobileri lan bunlar. İşte ben biraz yaşlıyım, hep yaşlı. Hocam dedene baş dede olarak. Ondan sonra bir ara zeytin kurmaya başladım. Pandemiden önce zeytinlik almaya karar vermiştim. Zeytin kurmak. Zeytin topluyorum ve hayatımda kuruyorum. Hayatımda zeytin kurmaya başladım ve diye bir cümle kurmadım. Çıkarıyor musun hayatına komple?
çok seviyorum, öğreniyorum onunla ilgili her şeyi okuyorum, izliyorum, belgeseller, kitaplar, şunlar, bunlar, iyi bir noktaya geliyorum, çekiliyorum. Ya Barış Hıyar gibi bizimle vakit kaybedeceğine, YouTube kanalı gibi adamsın ya. Yani bütün bu hobilerini tek tek içeriye dönüştürüp... Evet ya, herkes aynı şeyi söylüyor. Ya benim ihtiyacım olan şu, bir kişi olacak benim, maaşlı bir elemanım olacak, tamam mı? Benimle yaşayacak, uyuyacak, uyanacak, her daim çekecek. Ve ne yapacak? Hep çekecek her şey. Yanında kamerasını çekecek. Kurgusunu da yapacak. Bana diyecek ki yaptım kurguyu, hazırladım. Yayınlayacak mısın bunu? Tabii tabii, böyle olmaz. Ölünce değil. Ölünce öyle çünkü. Eğimi bayağı. Ölmeysem ya, dur ya. Karşıma bir ev deyip hemen beni öldürdün. Hayır ya, öyle bir güne mi hazırlamak istiyorsun bu malzemeyi? Hayır yok yok. Ben normal vlog gibi takılmak istiyorum aslında. Yani bu, istemiyorum bunu bu arada. Aklımdan geçen bir fikir. İstemiyorum. Kim uğraşacak bununla yani? Bir ara şey vardı. Yatıp kalkması hoş olmadı da yine de hani bir saat iki saat senle maaşlısı olacak. Kahvaltı ederken. Sen butler istiyorsun bayağı. Yok tabii yok. Butler çekim. Kişisel 7-24 arası havlu olacak mı? Kesinlikle. Havlunun altında bir gizli kamera. Her anı çekecek. Yemek memek hazırlamaları yapacak mı Öşe? Hayır hayır. Yani. Sadece çekim diyorum. Hayat... O zaman ayrıca bir de o lazım işte, onu unutma. Ben de bu kişisel asistan olayına çok varım. Ama bir kişi yetmiyor. Bir kişi senin bu profesyonel içerik, cahçuk bilmem ne, o zaten 7-24 bir şey olması lazım. Abi yanında biri varken yaşanmaz ya. Abi hayatınızın abi, bu kadar falan kıymetli olduğunu düşünüyor musunuz gerçekten? Hayır yani, zaten birçok insanla paylaşıyoruz hayatımızı ya. Abi yok mu sizin evde çocuğa bakan bakan yerlerden? Biz işteyken var yani, 10'da geliyor. Caner. Ben 12'de çıkıyorum zaten, 4'te ben gelince gidiyor. Yani ben evdeyken olmuyor hiçbir zaman. Lütfen, lütfen hayal kuracağın zaman, bak buna sakat hayal denir. Madem hayal kurmaya başladık, bunu tam kuruyoruz. Tamam. Biz zaten apartman dairesinde değiliz koçum. Kocaman benim hayalim, çünkü şu kapıları kapat bana burada yaşayayım gibi bir hayal yani. Hayal. Şöyle bir şat odası, tamam mı? 46 odalı falan. Onun işte 8 tane odası falan, o senin içine kapanıp ve kimseyle karşılaşmak istemediğin mahremiyeti sağlıyor. Ayrıca işte bu Barış'ın dediği asistanın bir tane odası var. Evin kahyasının odası var. Sushi ustasının bir tane odası var. Richerich bu ya. Richerich'in malikanesi bu. Yani... McDonald's'ı var falan. Tabii o kadar, bak ben de oraya gitmiyorum mesela. Bak şu da çok güzel mesela. Diyelim yalnız kalmak istiyorsun. 3 gün adamdan çıkmıyorsun, bir şey okuyorsun, yazıyorsun, uyuyorsun ama çıkmak isteyip süper sosyalleşmek istediğinde o dairelerde, o odalarda yaşayan bir sürü partici insan var. Bir iniyorsun abi. Aynen öyle. Havuz başında kızlar kahkahalar atıyor, tavanlara, düzenler, şakalar. Evin şeyinde bir bölgesinde, çok doğru Barış. Evin bir bölgesinde 7-24 devam eden parti var. Ama o da öyle ayarlanmış durumda ki. Sen mesela orada... bile duymadığın kadar 50 Cent fan olmak istiyorsunuz. Ama rap ben de öyle anladım. Rap de yaparım ben. Orada 24 saat 7/24 Pink Floyd çalan bir oda var, sessiz. Mesela beni almaya çalışıyor. Hocam ben sevmem. Ben şey severim yani. Onun mesela bir plağa yatırayım, bir koleksiyon yapayım. Ben böyle şeyler severim. Plağa yatırayım. Abi şato sahibi olmaktan bahsediyorum. Ya boş ver. Ben sevmem şatoyu. Çok büyük parayı, evet. Birini zannettim. Oğlum bu şato zaten parayla alınacak şey değil. Böyle kalması lazım. Şatonun kalacak, dededen kalacak. Varlıklı bir aileden geliyor olman lazım. Şato almak için çok çalışman lazım. Bir de şatolar euro oyladır yani. Bir de şato euro ile, bir de yeni, yok abi. Yeni şato yapmıyorlar. Bak o kadar oynadı. Bak Türkiye'de şato yok. Var mı Türkiye'de şato yok? Bir iki tane var. Şato denecek mi var mı? Şato denecek bir şey, yapı. Ne var mı? Şato denecek yapı var mı? Çünkü şato olması için... Kaleler var bizde. Köşkler var. Köşk var. Şato yani. Sayılmaz onlar. Şato. Aa şey çok iyi değil mi? Caddebostan'daki. Sen taş istiyorsun. Lan oğlum onlar kaç odalıdır yani? Bir 20 odası var onun. Yok be. Var mı? Bir geniş mi orası? Bir tane belgesel şey var. Bu odada kaç oda var? Burada 4 oda var. Yani 20 vardır orada yani. Ama o kadar büyük değil lan o beyaz köşk. O kadar büyük mü ya dışarıda? Beyaz köşk ne? Site mi? Hayır ya, şurada Caddebostan sahilinde yok mu bir tane beyaz büyük. Köşk? Büyük. Vardır 20. Ne? Tartışmıyor. Ömercan yatırım yapacak da şey arıyor. Yatırım falan çok geç kaldık arkadaşlar. Farkındasınız değil mi? Orası biraz artık pahalı. Hayatta kalmak yeterli gibi bir dönemdeyiz. Maalesef evet. Öyle. Telifimiz olsaydı... Mis gibi. Eyvah, bak şimdi Caner'in 582 bölüm dizisi vardı. Başladı. Değil mi? Telif olsa evet. Olsa de, hala utanç verici. Her yerde doktorlar falan oynuyor. Oradan para kazanman gerekiyor. Sen doktorlarda oynadın. Ben de oynadım. Defa. Her şeyde oynadım. Türkiye televizyonlarında yapılmış her şey. Ama sen doktorlarda öyle bölüm gibi mi oynadın? Yoksa... Bölüm girdim, sonra 13 bölüm böyle bütün hasta girdim. Bütün doktor iyileşelim falan. Hadi ya. Çok iyiymiş. Mantığa aykırı bir şekilde bir karakter soktum. Şeyi çok sevdim ama Caner ya. Senin yönetmen oynadığın... O da işte son gece yazıldığı için o. Öyle mi? Yani çünkü başka bir bölüm vardı orada. O benim bir türlü içmesin, onu değiştireceğim. Değiştiremedik falan. Son gece Volkan'da onu yazdık. Ertesi gün kim oynayacak bunu falan. Ben oynayacağım olduk yani.
Bir de böyle yanağından vurdu ya kötü filmlerin yönetmeni. Çok hoşuma gitti onu benim oynama fikrim. Çok zevkliydi ya. Bu bölümü çok sevdim. Bu ara böyle ciddi bir nostaljik şey içerisindeyim. Duygular içerisindeyim. Yaşımız evet. Herhalde oralara geldi diye. Ve böyle çocukken televizyonda Çalakalem izlediğim, sonra kesinlikle bakamadığım, hatırlamadığım, internette falan bile bulmakta zorlanan filmleri bulup izlemeye çalışıyorum. İzlemedim çoğunu yani ama. Böyle bunların, bu filmleri hatırlamak veya oturup başına izlesem beni böyle sanki bir battaniyeye sarılmışım gibi. Ha, evet. Tekrar böyle şey sıcak duygulara şey yapıyor. Bir tane söyleyeyim mi sana? Hemen baştan söyleyeyim mi? Tamam hadi. Hiç bitmeyen öykü. Benim onu da yokum ben çok sonra izledim. Şey mi peki battaniye sıcak bir süt ya da çikolata, cips ya da bilmem ne, kurabiye ya da şey. Ben sadece battaniye. Kurabiye peki. Süt yapardım küçükken yani. Çok severdim kurabiye ve süt. Ben süt en son 6 yaşında falan içtim galiba ya. Ben 6 yaşında hala biberon kullanıyordum. Biz buna girmeyelim şimdi. Girdik. Hatta biberonu bırakmamın sebebi... kırıldı bardakta içer misin süt dediler. Ben de yok dedim ve böyle bıraktım. Ha, sütü böyle mi? Hatırlıyorum yani. Biberon çok neşeli bir şey ya. Bir seri vardı küçükken. Bu televizyon filmi B-Movie bunlar bu söylediğim. Tamam. Adı Critters. Evet. Biliyorum. Evet. Yaratıklar. Bende yok. Böyle küçük küçük böyle gremlin evet. Çakması gibi bir şey falan. Ama o Critters çocuk filmi falan değildi işte. O işte aslında. O zaten böyle o zaman çocuk filmleri öyleydi lan. Yaş sınırı falan sen, yoktu doğru. Yaş sınırı abi. İşte kimse denetlemiyordu yani onu izleyip izlemediğini. Abi bir de bildiğim kadarıyla Türkiye'de yoktu öyle şeyler zaten. Yok ya o zaman kimsenin umurunda değildi yani. Hatta bu çocukluk kimsenin umurunda değildi oğlum zaten. Evet evet. Çocuk kimsenin umurunda değildi. Rastgele yetişiyorduk evet. Falan gibi. Arkada şey. Yani ne kemer takıyorduk arabada ne bir şey evet. Böyle. Çocuk kedi yavrusu gibi dört tane yapıyorsun biri ölüyor falan gibi bir abi, bakış var. Eski fotoğraflar var. Siz, ya da nasıl yetişirse işte. Bebek var yani bebeğin yani ben değil de başkası çizim. Fotoğrafını çekmişler yanında sigara içiyorlar böyle. Evet az öyleydik. Ha, o filmde şeyde oğlum biz var. Arabayla Bodrum'a gidiyorduk. Babam bütün yol sigara içiyordu mesela camlar kapalı falan. Hani ben bayağı sigara içmiş bir çocuğum aslında. Yani. Bayağı içtik. Pozitif bir. Şey, üst başlık gibi sigara oldu. İçmiş bir çocuğu. Ama öyle yani. Hiç kimseye hiçbir şey umurunda. Cehalet dönemi evet. Yani. Şu anda da hani başka cehaletler şimdi yaşanıyor. Çocuklar şey yapıyor. Sonra falan anlayacağız ya. Wi-Fi ile aynı evde şu an. Ya peki bir şey söyleyeceğim ya. Siz hiç şu nostaljiye kapıldınız mı? Biz iyi yetiştik ya. Böylesi daha iyiydi. Şimdi çok yavrak abartılıyor. Yavrak gibi yok ya. Ya. Biz iyi falan yetişmedik abi. Bizde herkesin dikkati dağınık. Herkes ayak kırmıştı vaziyette hayattan. Kimse hiçbir şeye dikkat etmiş değil çocukken. O yüzden böyle bir tatminsizlik veya işte amaçsızlık falan çok yaygın bizim. Ama yani pedagoji yok, hiçbir şey yok. Çocuğa hani sadece siktir git falan denilen bir şey yani. Sus bakayım falan. Bak benim ailemi huzuruna yani. Getirdiğim problemler işte ben şöyle şöyle bir sıkıntım var dediğim zaman saçmalama oğlum yok öyle bir şey şeklinde örtbas edildi. Bu sıkıntıları çözmek için seninle konuşalım oğlum falan. Bizde yok öyle şeyler. Bizde olmadı. Ştak mı? Yoktu. Ştak. Sen mükemmelsin evladım. Ya, bana böyle davranıldı. Sus git odanın gibi bir tavır vardı yani çok saçmalarsın. Evet. Odamıza gidiyorduk duruyorduk BBG gibi böyle. Abi ben... Anneyi yanlış yaptım. Bana söylenmiyordu neyi yanlış yaptığım yani. O hani bir sesi yükselterek falan belli ediliyordu yanlış yaptığım. Yani böyle olmaz falan hani bir şekilde insan davranışı temeline dair hiçbir bilgi verilmedi. Onları okulda... Keşfetmek zorunda kaldım. Evet keşfettim. O da öğretmenin iyiyse. Öğretmeni iyiyse ve hangi öğretmen iyiydi acaba yani? Benim ilkokul öğretmenim berbattı. Oje sürüyordu. Ders yapmıyordu hiç. Ben Saniye falan hocamı mi? Sevgiyle ve ilgiyle anarım. Bana çok güzel şeyler öğretti. Bir tane falan iyi hocam. İki tane vardı. Ama şey yetiştirdi o da. Gözümün önünde bu oldu. O da ona yazık yetişemiyordu. Yaramaz çocukları ayırıyordu birazcık gerçekten. Yaramaz çocukları şey yapamıyordu. Abi genel nereye kadar direnebilir ya o öğretmen? Evine gidiyor çocuk gördüğü, yaşadığı şeye bak orada neye eğiteceksin abi? Tabii ki dışlarsın bir yerden sonra. Ama bak bir şey var tamam mı? İşte her hafta işte şunu hecelerini ayırın yazıyor tamam mı tahtaya ödev yazarken. Ece diye bir kız var işte bakın öğretmen okumayı öğrenmiş size. Bakın benim E'yi kapayınca Ece oluyor diyoruz. Her hafta bu söyleniyor ve öğretmen de aferin evladım falan diyor. 7-8 hafta geçmiş. Okay. Sınıfın yaramazı bunu yaptı işte. Öğretmenim bakın hece oluyor falan. O sınıfın yaramazı diye hoca ona gıcık ya döndü. Sen hala orada mısın? Biz onu geçelim. Kaç hafta oldu dedi. Evet. O çocuk o gün bitti. Hani, evet ya yani ben de şey olmak istiyorum. Benim öyle anlarım var mesela hatırladığım böyle. Hakikaten etkilendiğim ve travma yaratmış öğretmen anlarım var. Vardır tabii. Rüyalarımda dövüyorum falan onları. Yani şeyim hakikaten hala çok öfke duyduğum 7-8 yaş anılarım var yani böyle şey kolay değil onlar. Ben çünkü onlar şekillendiriyor yani. Bir kompozisyon yazmıştım. Çok da güzel olduğunu düşündüm. Böyle biraz uçtum kaçtım falan. Adam böyle düşük puan verdi. Ve lisedeyim yani. Çok düşük bir puan verdi. Abuk sabuk bir şey bu dedi bilmem ne.
aldım ben senin hanımım. Cahart diye kompozisyonu yırttım gözümün. Siz benim hayal gücüme karışamazsınız diye. Sonra disipline gitmiştim. Bu da en taşkın anımdır. Ben sizin okul müdürünü protesto etmiştim. Abi çok komikti o ya. Alkış eylemi yapmıştım bahçede. Evet, sana ne bir de. Sen kimsin? Okula ilk defa gelmişsin. Abi müthiş bir sessizlik oldu. Herkes sana baktı. Sen kütür kütür alkışlıyorsun falan. Müdür de bu arada rahibe falan böyle şey yani. Dünyanın en sert kadını. Mezuniyetlerin bile bir şeyi vardı böyle değil mi? Sizin bir şeyinize gelmiştim. Abi müdür çıktı konuşuyor. Ha böyle lisede konuşuyor, falan da değil lisede, yani. Lisede. Konuşuyor. Ben de böyle yüksekten izliyorum falan. Üst artık bahçede. Böyle alkışlamaya başladım ama hayvan gibi alkışlıyorum böyle. Kadın da şey oldu, sessizlik oldu. Herkes bana döndü. Ben okuldan değilim. İlk defa gelmişim. O kadar sinirlendim ki. Kim bu oyun? Sonra cendere böyle aldılar. Neredeyse öyle bir şey oldu ama. Abi ben ilkokuldayken ilkokul hocamı çok severdim. Tamam mı? Bayağı yani iyi Meral hocam, hatta rahmetli de oldu biliyorum da. Sonra bir gün böyle ilkokul arkadaşlarımla buluştuğumda ya ben Meral Hoca'yı çok severdim dedim ve etrafımdaki herkes ben hiç sevmezdim dedi. Hmm. İlk defa şaşırdım, nasıl ya, nasıl sevmezsiniz, ben çok severim falan. Eyvah, sana torpil miymiş o? Hayır, bana torpil falan değil, sadece ben zaten sınıfın yaramazı olduğum için bazı şeyler bana yapıldığında onu hak ettiğimi düşünerek kendimi şey yapıyordum. Hmm. Yani mesela hakikaten ve kulak çekip tokat atma oyu vardı, tamam mı? Böyle çevirip çevirip tokat atardı böyle. Yanıyordu buralar mı? Ve ben hak ettirdim çünkü ona, yani hak edecek bir şey yapardım mutlaka ve onun da cezası öyle zannederdim. Sonra bundan anlatmaya başlayınca, hatırlamıyor musun, sonra nasıl tokat atardı, aynı şeyi bize de yaptı, hiç umurunda değildi falan, bir anlatmaya başladılar. Böyle bütün doğru bildiklerimi... sendromuymuş seninki. Evet, büyük ihtimalle. Bütün bildiklerimi ters bildiğimi düşündüm ve ilk defa hayatı sorguladım ilkokul hocamdan sonra. Yani çok acayip. Bir de şey bu, bakış açısı sonra yani. Sonra onu ailene falan da yöneltseydin keşke, baksaydın. Yönelttim, her şey doğru. Şu anda kesinlikle yönelttim ve mesela bak bir gün ben ilkokulda yine böyle bir kalem çaldık, tamam mı? Bu bir hırsızlık yaptık yani. Kalem çaldık. Cetoya bak. Ama şöyle bir şey. Dandik yani. Okulda ne çalınabilir işte? Para, zıplayan top. Hayır abi. Yani çaldık kalem deyince aklınıza çok bir şey geliyor ama şey yani biz oyun oynuyoruz. Ocean's Eleven. Kalemler var. Biz böyle bir örgütüz içeride ve böyle gördüğümüz kalemleri alıp bir kalem kutuya topluyoruz. Can verzilerim. O kalem kutu da benim çantamda duruyor. Bu yani. Ama böyle şeyiz yani. Evet, aldın mı? Aldım. Verdin mi? Verdim falan diye bunu oyunlaştırmışız. Çok kötü bir huy. Neyse, sonra ben işte duruyorum. Bir müdür Cevdet, geldi. Özür dilerim. Cevdet'in beyni yıkanmış, farkında mısınız? Yani çok kötü bir huy falan diye o araya da onu sıkıştırıyor. Meral Hoca! Sonra bir gün müdür girdi içeri. Dedi ki işte arkadaşlar, dedi, şikayetler geliyor. Sizin kalemler çalınıyormuş falan filan. Bunu anlatmıştım, hatırlarsınız. Sonra ben de duruyorum. Böyle... Bir tanesi parmak kaldırdı. Orkun diye bir erkek. Gammaz yok. Dedi ki bak bir de şöyle. Hocam dedi, ben dedi suçluyu biliyorum. Suçlu Cevdet Canverdir dedi. Bir de böyle. Ben böyle kaldım, ne oluyor lan diye. Hakikaten beni aldılar. Ailemi çağırdılar. Babama durumu anlattılar. Nerede bu? Hangi okula? Arı Koleji. Ankara'da. Kolej bir de. Ama... Ya vallahi oyun yani. Kolejde hiçbirimiz... dayak var mıydı ya? Dayak henüz yok. Yemedi. Okulda dayak yemedik. Dayak vardı, evet. Tamam. Yapıyorlardı. Dayak değil mi oğlum? Sen ne kadar hakikaten her şeyi kabul etmişsin. Sadece hayır. Abi ayaklarımız, parmaklarımız kırılıyor. Olabilir o yani. Ve sonra işte mesela aile dedin ya, oradan geldi. Mesela babamın ilk tepkisi, mesela beni karşına alıp hani neye ihtiyacım var, niye çalıyorsun değildi abi. Babamın ilk tepkisi odaya kapatmıştı ve sınırdan sırtıma vurmuştu. Sinirden. Ya bir de babam orada şeyi düşünüyor. Yani... Sınırdan hiç böyle evet sadece. Yok yok. Sinirden bayağı vurmuştu, hatırlıyorum. Bir de bak o mesela neyin derdi yoktu, biliyor musun? Yoktu. Çocuğu anlamakla ilgili bir bilgi yoktu bence. Derdi şu bak. Bana bu lafı getirdin. Benim oğlum bunu yapmış ha, oldu gibi. Evet. Doğru evet. Bir şey çal bari. Kalem ne filan. Evet abi, niye sorsana bana, ben oyun oynuyordum yoktu yani. Yoktu biz mi yoksa böyle bir kuşağın çocuklarıyız yoksa hakikaten... Hayır, ben cevabını biliyorum abi. Biz ben çünkü yani sizin adınıza konuşmuyorum ama bizim jenerasyonda bence çok yaygın. Biz çünkü televizyon büyüttük galiba, basit. Yani o da hırsızlık oyunu oynuyor sonuçta, işte hırsız, polis filmi tarzı. Hayır, bir şey oynuyor. Hayır, yapmayı sebebini anlıyorum zaten. Yani her çocuk abi kitaptan da okursun. Yok ama işte üstüne de onunla ilgili problemi gene anan baban çözmedi yani. Gene ben çözmüyor. Gerçekten... Ben niye çözmüyorum? Ben gerçekten hayata dair... Bizimkiler mi çözmüyordu, kimse mi çözmüyordu? Bilmiyorum, benim çevremde kimse hiçbir ebeveyni çözmüyor yani. Benimkiler de çözmüyordu. Ben hayata evet. dair ahlaki derslerimi, işte ne bileyim çıkarımlarımı, bakış açımı falan birçok şeyi filmlerden edindim kesinlikle. Evet yani. Ve doğru değil onlar yani. Doğru, Cable doğru Guy. Yani. Evet. Cable evet. Guy aynen. Cable Guy. Yani zor ya, kötü. Şu anda da bu arada hani biz bir aydınlanmış belki insanlar görüyoruz çevremizde en azından bir nebze ama daha da kötüye giden de
kesimler var ya. Var var. Benim çok merak ettiğim Yunan'ın abuk şeyler koyanlar var. Yunan tanrılar isimleri falan. Benim ailelerden mesela çok medet umuyorum. Yunan tanrısı. Ya çocuğun adı işte Ares koyuyor, Zeus koyuyor falan. Manyak Zeus çocuk. Zeus duymuyor. Ares duydum da Zeus duymuyor. Ben şeyi çok merak ediyorum. Ben şimdi hala bizi 16 yaşında falan sanıyorum. Yani kendimi de seni de görünce hala oradayız. Şu anda senin evli ve bir çocuğun oluyor olma fikrine ben inanamıyorum. Yani ben de. Fotoğraflarını falan görünce yok canım. El alemin çocuğuyla beraber çektiğimi falan gibi hissediyorum. İçinden de kaynaklı. Olamaz yani öyle bir şey diye düşünüyorum. Mesela baba olmak nasıl bir şey ve yani senin çocuğun olan ilişkin nasıl? Bir anlatsana ya. Yani çok tavsiye etmem kimseye. Çünkü çok şey yani kişiye has bir deneyim. Yani ben mesela hayatımın doğru dönemine denk geldi. Bir iki sene önce denk gelse çok başka yaşardım muhtemelen. Böyle bazı şeyleri bir şekilde Müge'yle hani tam öncesi çok gezdik böyle bir iki seneyi full bütün paramızı gezmeye harcayarak yaşadık. Tam olsun üstüne pandemi geldi falan filan. Pandemi çocuğu oldu ve aşırı sağlam bir bağlanma süreci geçirebildik. Yani hiç işe gitmediği falan, üç kişilik böyle bir yaşam falan. Şimdi hayat normale dönünce tabii ki şeyi tam kavrayamıyorum. Hani benden neyi hayattan hayatımdan bulut götürdü, neyi pandemi götürdü falan. Çünkü bir sürü eskiden sevdiğim şey artık hayatımda yok. Her gün board game oynamak gibi. Hmm. İşte ne bileyim istediğim zaman o gün tatile çıkabilmek falan gibi hiçbir şey yok hayatımda. Artık her şey bulut. Buluta göre karar veriliyor ama bu şey gibi de olmuyor. Buluta göre ben yaşayacağım. Öyle de değil. Hakikaten önce bulutu düşünüyorum. Yani içgüdülerim değişti. Hmm. Ve hakikaten o mutluysa mutlu oluyorum falan gibi. Çok basite indirgendi hayatım ve bu beni çok mutlu ediyor. Ama bunu mesela 20'de 25'te yaşasam çok öfkelenirdim muhtemelen. Yani hayatım elimden gitti olurdum ve ona yansıtırdım muhtemelen. Yani bizde bence bir şekilde doğru dönemi var bu işin ve acele etmemek gerekiyor gibi hissediyorum. Bak, ama çok zor bir şey. Aşırı zor bir şey lan yani. Buradan şeye bağlayalım. Bizim babalarımız falan kaç yaşında mesela çocukları oldu? Çok aslında, erken. 20-25 falan. Tabii, tabii. Aslında bu dediğin ne bağlantılı? Biraz da evet, o yani. Tabii. Çünkü hayat dediğin çocukların şey ne? Çocukların çocuklarıyız biz. Evet, aynen, aynen. Kendi hayatına dair hiçbir fikri yok. Benim babam asker. Ortaokuldan beri yatılı okulda okumuş, sert disiplinin içinden çıkmış ve çocuk yapmış, kendine göre hayatını devrim yapmış yani. Hani ben bir şekilde tiyatro okuyorum, hani evet, istememesine rağmen buna okey bir şekilde falan. Tabii ki çocuk yani psikolojisi sana yansıtılan her türlü o ne diyeyim ilgisizliği veya aslında seni yaptığı şey takdir etmeden de olsa izin vermeyi hissediyor ve işte anneni babanı göt etmek için uğraşıyorsun, uğraşıyorsun, uğraşıyorsun. Sen onu öyle yaşıyorsun içinde. Babama saygı duyuyorum, evet adam acayip geliştirmiş kendini ama psikolojimdeki birçok yaranın da sebebi onlar sonuçta, komşularım değil yani ama öyle mecburen oluyor. Öyle yani ben de Bulut'un hayatındaki birçok travmanın sahibi olacağım maalesef. Onun bir noktası şey ama herhalde bir noktası dikkat, kaçınılmaz gibi. Kaçınılmaz. Yani zaten böyle bir şey suçlamanın evet, bir anlamı yok ama şey lazım, anlamak gerekiyor abi. Ben 2-3 senedir terapiye gidiyorum ve anlamlandıramadığım bir sürü karakter özelliğimi anlamlandırdım. O önce bir öfkeye dönüştü falan. Sonra ulan tamam yani zaten böyle şekilleniyor karakter falan oldum. Ama o süreçten geçmek çok iyi geldi. Yani önce öfkelenmek, sonra anlamak, sonra tekrar öfkelenmek falan. Yani çünkü bu bir AI abi, yapay zekayız yani ve o sırada hani senin 6 yaşında bir şey söyleniyor sana ve kırılıyor karakterin veya bir şey yaşatılıyor sana. Belki bütün hayallerini nasıl yaşayacağın değişiyor. Bir sürü şey değişiyor. Hissin, sabah uyandığındaki hissin değişiyor. Öyle çocuklar var mesela. Şeyi çözüyor yani. 7 yaşında hayata küsmüş mesela. Var yani, bunu fark ediyor 40 yaşında. 7 yaşında öyle bir şey yaşamış ki mesela anne babasıyla. Anne babası göre hiçbir şey değil o olay. Belki dediğim gibi o yüzden ben de Bulut'a yaşatıyor olabilirim. Ki mutlaka bir yerden şekillenecek. Ama anlamak çok şeyi çözüyor abi. Yani saçma bir yaş. Fazla mı derin bir yere girdim ama babanı sorunca kafam böyle şey gibi oluyor zaten. Çamaşır makinesi falan gibi oluyorum. Ben seviyorum, seviyorum. Aşırı güzel bir şey, çok korkunç bir şey falan. Böyle şey oluyorsun. Acayip bir yolculuk yani. Ve ne olursa olsun sonuçta yani hepimiz için çok da şey değil yani, belli değil. Ben mesela ona çok takıyorum kafayı. Şimdi çocuğum olsa tamam mı? Yetiştirmek için bin bir tür işte dertle işte ne bileyim sen de eminim inceleyip sık dokuyorsundur falan her şeyi, aman anlayayım şey yapayım. Evet. Sonra tabii bu çocuk hayata da karışıyor bir yerde yani. Ona da karışamayacaksın. Kontrolden çıktığı bir an var. Evet. Tamam. Ve bu 18'i falan demiyorum daha yani bu arada. Dört yani. Falan. Tabii hayır yani. Kreşe gönderiyorsun. Çıktı karışıyorsun. Bitti artık. Ve bir dönüyor işte hani İşte küfür öğrenmiş, abuk subuk işte şeyler dinliyor hani falan. Böyle tadım kaçar benim. Cevdet'in çocuğunun rapçi olduğunu düşünüyor. Evet abi. Hayır, önemli değil. O büyük rapçi olacak ama. Hayır, rap dinleyebilir. Abi tadın kaçmıyor. Çok garip bir şey. Ben de bunu düşünüyordum. Ben hatta şöyle bir histeydim. Mesela kaç şu anda Bulut? 2,5. 2,5.
Şeyden çok korkuyordum. Hayata mesela karıştı. Sevgilime falan çiçek aldığımda eski hani böyle mecbur anların olurdu ya, o çiçeği böyle arkamda saklardım, çaktırmadan böyle verip siktirip gidiyorum, kalabalıktan çıkalım falan olurdum. Çocukla ilgili böyle bir his yaşamaktan çok korkuyordum, anladın mı? Elini tutarken abi ben aslında gencim, bu benim çocuğum değil falan. Anladın mı? Yani sahiplenmekle ilgili çok ciddi bir korkum vardı ve hiçbir şey tam olarak sahiplenememek gibi de bir şeyim var aslında, negatif yanım var. Ama o öyle bir fiziksel ve kimyasal bir şeyle beraber geliyor ki zaten seni yok ediyor. Zihnini zaten başka bir şey çeviriyor ve ondan sonra gelip şu anda hani en nefret ettiğim şarkıyı dinlese onda acayip zevk almaya başlıyorsun. Şarkıdan değil, o süreçten. Evet. Şu anda çok garip tatlı bir yerden yani geçiyor. Ne yapıyorsun oğlum falan oluyorsun böyle. Hmm. Yani o öyle bir bakım istiyor ki mesela şurada duruyor çocuk 1,5 sene hiçbir de bakıcısız falan, o 1,5 sene hani her şeyi bezinden yemeğini her şeyi ikimiz yaptık Müge'yle. Ve pandemi de 24 saat yani. Bir yandan senaryo yazıp falan çok da korkunç bir süreçti bir yandan. Ama öyle bir şey veriyor ki sana, o ne bilmiyorum yani, doğa. Böyle şey oluyorsun yani, gözünü ayırmıyorsun. Tamam para var orada, dur onu da alayım, onu da alayım, bilmem ne de alayım. Ve o sende bir yük gibi olmuyor. Yani o kadar garip bir şekilde o şey kodlanmış ki sahiplenme hissi. Soğumuyorsun çocuğuna. Yani en boktan çocuğunu yetiştirsen muhtemelen yine soğumayacaksın. Doğanın öyle bir pislik bir yanı var. Anne babalar gittikçe daha kötü insanlara dönüşüyorlar bence. Şu anda gerçekten şu konuştuğunu annem dinliyor olsa şöyle diyecektir. Öyle deme Caner, ne babalar var diyecektir ki. Vardır. Yani o bağ kurmayan çok ya var. Bize yani bir şekilde şu şey öğretildi. Her konuda çok hazırlıklı olduğunda onu yapmalısın. İşte yapacağın şeyde çok şey başarılı olmalısın. Mesela çocuğun olacaksa maddi olarak iyi pozisyonda olacaksın. Yaşın bilmem ne şu bu. Abi hiçbir şey öyle değil ya. Ben yok, bugüne kadar hep bunlarla ilgili üzülüyorum hayatımda. Bir şeye başlıyorsun, eyvah hazır değilim. Bilmem ne oldu, eyvah erken oldu. Bilmem ne oldu, yanlış yaptık filan. Sonra bakıyorum bir şekilde bir sonuçlara varıyor ve sistem bir şekilde bu yaşa kadar gelmiş. Valla hayatımda yaptığım hiçbir şeyi tam olarak hazır hissederek yapmadım yani. Herhangi bir şey oldu. Bu sahneye çıkmak ben dahil yani. Ben ona inanmıyorum. Yani bir şey denedikten sonra anlıyorsun abi hazır mısın değil misin? Yani evet, çocukta bu tabii ki çok korkunç bir şeyle yüzleşme ihtimalim var. Ve ona bakmak zorundasın yani. Hani hazır değilsen sıçtığın gibi bir şey oluyor ama çocukla, hazırlanıyorsun işte yani. Çocukla şey olsa keşke, hani kürtaj için işte ne bileyim ben 2 ay mı oluyor? Yani o biraz daha uzun olsun mesela 4 yıl falan. Yani illegal var 4 yıl mı? Uyutuyorlar çocuk. Serbest olsun yani. Abi yani bilmiyorum ben, ya tavsiye kimseye yap demem ama yani. Hatta bence yapma falan diyorum çünkü şey kendin bitiyorsun abi, kendinle alakalı her şeyin bitiyor hayatta. Benim öyle oldu yani, kendimle ilgili birçok hırsım da bitti, o hoşuma da gidiyor. Kendimle ilgili birçok zevkim de çok azaldı. Şimdi yavaş yavaş geri gelmeye başladı, bulut böyle biraz büyüdükçe falan. Ben mesela şey kafasında çok şey buluyorum yani, tartışmaya değer. Şimdi bizim hep duyduğumuz işte Avrupa'da falan 18'inden sonra çocuklar işte evde bile kalsa kira ödüyorlar. İşte mutlaka ailesinden bağımsız bir birey oluyorlar falan. Bizde bakıyorsun 50 yaşında hala anasıyla yaşıyor, babasıyla yaşıyor. Yaşamasa bile kontrol onlarda gibi. Evet. İşte babam istemez, annem istemez şeklinde. Evet. Bu tabii yani geniş aile kültürü. Bu tabii çok küçük bir şeyden aslında bir hani hayatında çok önem verdiğin bir şeye kadar etkisi oluyor. Hani işte boşanmak istiyor, boşanamıyor. Çünkü annem babam ne der falan gibi bir süreçte. Korkunç tabii ki. Yani Türkiye'de birey olmak gerçekten daha çok var, zor. Çok zor. Ama mesela şey de doğru mu? Yok olmayacak. Hiç mi olmayacak diyorsun? Ya çok küçük bir kitle yavaş üzerinde olabilir ama şimdi biraz kültürün değişmesi. Biraz geriye gittik ama gene geri gelir şeyler. Ne bileyim modernle ya gelir de Yozgat'ta yine gelmeyecek ya, diyor. Ya hep Yozgat diyorsun bu tarafa. Yazıyor. Ya yere gitti dediğin AK Parti ile gelip giden bir şey değil ki abi bu yani. Bence de. Niye ama kültür olarak bir özenme ve bir olumlama vardı. O gitti falan. Hani neyi o olumluyordu? İşte batı sağlı hayat tarzını falan. Yok, hayır. Kahpe Bizans'ta meme çıkıyordu filan öyle şeyler var eskiden. Hayır yani cinsellik falan mesela. Okay. Ama hayır bireysel yaşam yine de yok. Yani en böyle bakıyorsun ya o adam akademisyen, anne öğretmen falan çocuğuna böyle işte neredesin, beni niye aramadın, işte tatilde buraya geliyor musun? Abi böyle bir şey yok. Evet kesinlikle. Ama o tamam, ama o iki jenerasyonda olacak iş değil canım. O iyice işte olmaz böyle. Ama hiçbir zaman olmaz. Yani kültür o değil bence. Belki. Ben kültürün değişebileceğini. Peki böyle olmasını ister miydiniz? Yani 18'den sonra işte you're on your own. Ben öyle yaptım. Ben 17'de çıktım evden. Ben de odamın kapısını kapadım. Çıktım. Çok iyi yapmışsın valla. Hiç dönmedim. Ya çıktım derken ev tuttum kendime. Tamam, kendi kazandığın parayı. Kendi kazandığım parayı. Müthiş. Wow. Ben bunu 27'de yaptım.
Ya ben de çok risk aldım. Hani ben de çıktım da çok süründüğüm dönemler de oldu. Ailemin dönmedim yani. Kira parasıyla okumaya hani aynı şey değil seninkiyle demek istedim. Ya ama başka kariyerler abi. Sonuçta çocuk oyuncu gibi başladım. Ben o sırada para kazanıyordum. Ha, babam da ona gıcık oldu tabii ki yani. Hani eve televizyon alıyorum falan saçma sapan. Dedeme televizyon alıyorum falan. Şov yapıyorum ben artık. Saçmaladım yani. Ailem evdeyken eve kız atıyorum falan. Hani böyle zorladım. Sınırları zorladım yani. Çünkü o, eve çıkmak istiyorum yani. Diyorum saçmalama falan diyorlar artık protest bir şeye dönüştü yani. Gerçekten bütün akrabalar evdeyken böyle kızla geliyorum eve kapıyı kapatıyorum yani kopuş falan öyle geceler var. Zaten kopuş da orada başladı. Ertesi sabah böyle babam artık tamam hadi emlakçı ara falan. 18'de işte şeye konsertlere girdiğim anda uzadım. Hadi tamam kendi psikolojini sen anladın da yani kız nasıl ikna oluyordu buna? Yani içeride teyzenler var. Söylemiyorum ki yani. Ya biz tamam da. Gidiyorum diyoruz. Evde ailemle yaşadım. Söylemedim tabii ki yani. Kızı kullanarak evi şey yapmak, provoke etmek gibi bir huydu. İçeride de kızla şey yapıyorlar. Vur duvara vur. Ama çok bir şey yani o değil de tek başıma eve çıkmak o süreçte yani 2-3 sene para da kazandım. Sonra çok ağır da bir kayıp dönemi oldu falan. Çok zorladı ama hakikaten şey yani hiçbir şeyi onaylatmaya ihtiyaç duymamak çok erken bir şekilde elde ettim. Bunun faydasını gördün çok, yani. Çok mutluyum. Hemen öğrendin mi ev işleridir, mutfaktır, bilmem nedir, temizliktir? Yok çok kötüyüm ben konularda. Hala mı? Ya benim bir standardım yok abi. Hani ben kirden rahatsız olmam, dağınıklıktan rahatsız olmam. Yemek yaparım sadece hani kendime bakabilirim ama... Arkadaşlar. Yani şeyim kötüdür. Bayağı ben kirli rahatsız olur muyum? Temizlik tutar. Müge'yi rahatsız etmeyecek kadar i̇şte falan biraz öğrendim ki yine de rahatsız oluyor. Ama hani eskisi kadar. Onun sonu yok yani. Biz de o standartı şey yapamıyoruz bence. Erkekler özünde hırp çünkü. Vay Barış. Canın bir istedi mi ufak seksislik? Dayanamadın mı ufak? Abi erkekler hırptır. Kadınlar şöyle erkekler böyle. Erkekler hırptır. Böyle kodlanmış hakikaten. İşte bu. Nasıl diyor? Yani Cemre bak bu dördünün içinde bence en temiz, düzgün şey yapan, evini bilmem ne yapan Cevdet'tir. Cevdet bile hırptır. Cecon'un evini bak, sen de gördün. Ben hiç hırp değilim. Sadece çok terliyorum. Bundan çok rahatsızım. Bu da şişmanım yani. Yapacak bir şey yok. O yüzden... Ama verdin sen ya bayağı. Biraz verdim. Biraz daha aldım sonra. Evet. Abi her şişkonun geçmişinde bir evet, verdin dönemi olur. Yani. Doğru. Bu genel olarak tığ gibi olduğu sertifikasını hak ettiği anlamına gelmiyor. 70 kilo olduğum bir dönem var asker sonrası. 70 kilo. Beni görsen kim bu dersin yani tanıyamazsın. Benim de var 70 kilo olduğum bir dönem. 1.20 filanken. Ortaokul lisede göbekli bir genç olarak. Çok şişman olduğunu sanıyorsun değil mi? Evet. Üzülüyorsun. Falan. Evet. Ve yani ay şişmanım diye üzülüyorsun. Oysa geriye dönüp bakınca ulan yani azıcık şöyle gıdıklı bir ama her şeyi üzülüyorsun yani. O sırada. Benim sesimle full taşak geçiyordu ki hala geçiliyor yani. Niye? Hani sesi çok ince yok işte hamsi neler söylen çok ince çok ince olduğum için hamsi deniyordu hanım yani orada zaten kendinden nefretini başkasına yansıtmak zorundasın yani doğru. Öyle bir dönem yani. Hiç ince bir insana hamsi denmeyi duymuştum daha önce. Bunun incesin diye olduğuna emin misin? İnceydim ve aşırı denize falan giriyordum. Fedon gibiydim yani. Hadi ya. Falan. Şu anda mesela ya, asla girmem. Caner aşırı denize girdiğini normal okul arkadaşların nereden bilsin? O yazın yapılan bir şey. Ooo dedektif. Ne ki hamsi niye olabilir yani? Bu arada ne bileyim abi. Beach please. Burundan ben... olabilir. Burun da böyle değil lan. Burun daha güzel. Ha, burun ha Karadeniz'de muhabbet falan. Ben mesela old time şişman. Hep donmuştum ben. Hiç öyle sonradan göbeğim çıktı evet, bilmem ne olmadı. Çocuktu böyle gerçekten. O yüzden ha, evet, senin benim de lanetim şu hep böyle sen çok şey değilsin ya. Çünkü benim şişmanlığım hep böyle eşit yani. Mesela burası çıkmaz her yer abi, çıkar. Bak çocuk yetiştirme konusunda bu konuda hakikaten ne zor. Bak bizim okulda bir kız vardı. Kız çok böyle erkek gibi giyiniyordu. Hiç işte hakikaten feminen falan giyinmiyordu etmiyordu. Arkasından lezbiyen diye konuşuyorduk. Öyle bir şey şey yapılmış değildi yani. Hani, net söylemişsiniz. Ama 90'lar. Hayır, yok yok yani yüzüne de söylemişsiniz de şey atıyorum. Kız öyle bir şey söylemiyordu yani ben lezbiyenim falan demiyordu. Ama biliyorum o kızın da kafası karışıyordu. Fakat gerçekten içinden geldiği için mi karışıyordu yoksa herkes o kıza bunu empoze ettiği için mi karışıyordu kızın kafası bilmiyorum. Neyse sonra bir gün bir arkadaşımızın annesi, bu kız annesi yani böyle biz arkadaş ekibindeyiz. Kıza demişti ki, işte canım sen çok güzelsin aslında demişti. Abi ya. Yani hiç kafan çalışmıyor mu kardeşim ya? Böyle düşünme kurulmayacağını bilemiyor musun bilmiyor ya? Bilmiyor işte bilmiyor. Bence işte bu konuştuğumuz o neslin böyle bir problemi var yani. Genel olarak bilmiyorlar ne dediğini. Hala bilmiyorlar.
Ya ben annemle mesela telefonda konuşuyorum. Bak gelmişim 40 yaşına. Hala annem telefonda bana aynı şeyleri söylüyor. Ya o kadar çok sıkılıyorum ki. Yok az ye. Sağlığına dikkat et. Anne diyorum ben de bu arada çıktım. Senin gibi değil ama yine aynı yaşlarda çıktım okumaya falan. Ya ailemden hep ayrı yaşıyorum. Ya ben anne hani hayatta kalıyor, çalışıyorum. Ben de hep öyle anlarda tetikleniyorum yani. Babam geliyor mesela. Oğlum şu kitapları masaya üstüne bak. Ya benim evim lan. Evet. Tamam ben öyle okuyorum yani. Evet her yerde. Karışık seviyorum. Evet. Hı. Ve karışık gidip diziyor ve dizince bulamıyorum falan. Mesela ya dizme şunları falan oluyorum ama hala şey zannediyor. Hala yaşam konusunda ondan bir destek beklediğimi düşünmesi hem tatlı tamam. Yani sahip çıkmak istiyor falan ama bu bilgilere artık 35 yaşında gerek yok yani. Belli ki ya ben beceremiyorum bunu ya da umurumda değil. Lütfen sıra gelmişken ben de annemi şikayet etmek istedim. Daha birkaç hafta önce işte bayramdı ya. Bayram için birisini aramamı istedi. Ben de arayayım dedim falan. Telefonla konuşuyorum. Bana böyle arabadayız. Ben kullanıyorum arabayı. Arkadan bana böyle yapıyor. Oğlum bak şöyle de, şöyle de, şöyle dedi. Yani yapacağım şakayı bana veriyor anladın mı? Reşi verir gibi. Anne dedim kapattıktan sonra bak bu konuda bana güvenebilirsin ya. Ben komik sayılırım merak etme falan dedim. Aa metin yazarlığı yapmış metin orada. Metin yazarlığı yapıyor. Arkadan bak bir şey yapacağız, şarabını içeceğiz falan de diyor bana. Ben biliyoruz. Ben merak ediyorum yani. Nasıl bir tip olacağım? Yok yok sen şey yaparsın. Bundan 5 sene sonra Bulut yapıyoruz. Sorunlar Sofrası diye bir kanalda konuk olmuş ve babasını eleştirirken. Biz çok yaşlı oluruz Bulut'u konuk alırız. Bulut gelir Caner'i anlatır. Allah kahretsin beni perişan. Geliyor kitaplarım dağınık alıyor diziyor. Ya eskiden bir de bunun tersini savunuyordu. Yani, umarım beni de gömebileceğini erken anlar. Yani o hani biz hep şey büyütüldük ya bir de hani biz oğlum yapabileceğimiz en iyisini yaptık. Biz hani şey bir dönemdik cahildik ama hep sizi çok sevdik. Yani onları eleştirebileceğimizi düşünerek büyütüldük ya fix siz de öylesiniz belki. Yani hani eleştiriye kapalıydı anne baba. Tamamen kapalıydı. Hala kapalı zaten ya. Tamam o zaman öyleydi falan diyor annem mesela. Siz de böyle yaptınız. O zaman öyleydi. Evet. O zaman değildi. Bizim ev öyleydi. Başka evlerde başka sorunlar vardı. O yüzden konuşalım bunları. Ben yok. Yani o yüzden hani erkenden beni gömmeye... Geçen gün mesela beni uyandırdı böyle. Sabah tokat attı suratıma bu. Böyle kalk falan. Ne oldu lan falan. Sana bir şey seçtim dedi. Ne seçtin ya? O ne demek falan dedi. Boşlu kitap getirdi bir tane. Sana tekerlekli sandalye seçtim dedi. Niye ya falan dedim. Böyle Heidi'nin tekerlekli sandalyesi göstereyim. Yaşlısın. 2,5 yaşındasın sen ya. Hayda. Ay ben bunu pardon ya. Ben bunu annen yapıyor diye anlatıyorum. Hayır. Bir dakikadır. Bulut. Böyle şey oldum. Oha bu kadar erken mi yani? Bir şey söyleyeceğim. Ben dalga mı geçiyorsun? Bulut ne yapıyor? Şaka mı yapıyor yani? Şaka yapıyor. Hayvan gibi gülüyor bu sürede. Sen dahi falan yetiştiriyorsun. Farkındasın değil mi? Yani dahi değil. Böyle şey gibi. 2,5'da roast komedi. Sonra şey düşündüm ulan ben acaba çocuğa böyle şakalar mı yapıyordum? Senden aldım. Bir sürü şeyi tarttım. Sen yani. Şey mi yapıyorsun böyle? Bak çıngırak yapıyorum ben. Sen seversin böyle. Ya. Al bak bir durum. Gücümle salarsın. Peki bilmiyorum. Ya o korktuğumuz yani şu anda ne bileyim nefret ettiğimiz figürlere dönüşürsek. Nefret ettiğimiz değil mi? Değiştirdiğimiz figürlere dönüşürsek. Yani bak hepimiz baba diyoruz ama günün sonunda işte onlar da bir babadan doğdu ve eleştirdiler. Tabii. Ve günün sonunda kendi babalarına döndüler ya. Ne olacak zaten tabii. Biz de dönecek miyiz Caner yani? Döneceğiz, hani? Dönmemiz gerekiyor. Mesela biz de jenerasyon gereği birçok konuda açık fikirli olmakla beraber aile birçok konuda da tabii ki açık fikirli değildi. Biz işte daha açık fikirliyiz belki bir takım konularda falan. Ama bizim de muhakkak kapalı olacağımız şeyler vardır veya tabii olacaktır. Tabii ki olacak. Acaba işte onları zorlayacak mı çocuk? Gelip de zorlayacak tabii abi. 12 yaşında gelip böyle 28 yaşında sevgilim var. D-Cup nasıl olmuş? Olabilir yani. Gerçekten abi. Biz dövme bile yaptırmadık ya çekindiğimiz evet. için. Bir nevi çünkü yani. Şey de var ben çok geç yaptırdım ama. Yani hakikaten şeyde bilmiyoruz ya böyle transhümanizm kopuyor baba bacağımı kestirdim ben elektronik bir şey yaptırdım. Yani çok hakikaten bilmiyoruz. Ne gerek vardı oğlum bacağın vardı niye kestirip yaptırıyorsun? Şey de yok. Bizdeki o eşcinselliğe bakış da yok mesela. Herkes her şeyi konuşuyor. Herkes neredeyse biseksüel gibi yani mutlaka bir deniyor lisede, üniversitede falan. Yani mesela bunlar... bayağı şey olacak. Birçok insan için çok büyük çatışmalar olacak. Yani evet. Biz bunun neresinde hani işte vücudunu upgrade ettirdiğinde mi itiraz edeceğiz? Hani nerede buna karşı çıkacağız bilmiyorum tabii. Peki kırmızı çizgileriniz var mı? Mesela her şeye okey ama diyelim ki onun işte tarikata katıldığını duydum ve işte o zaman... Ya beynini yıkandığını herhangi bir yerden fark edersem evet kırmızı çizgi gibi tabii. Kendi kararlarını alamıyorsa yani. Ama 22 yaşında çocuğum bu arada.
Bilmiyorum abi, çok zor karar. Babamı çok mesela provoke ediyorum. Babam oğlum falan diyor ya, öyle deme, belli olmaz hani 2 sene 5 sene sonra ne olacak belli olmaz. Oğlum öyle deme falan yapıyor. Böyle aşırı hiç anlamazsın. Çok üstüne gidiyorum yani. Mesela hani işte oğlum kızlara mı bakıyorsun falan diyor. Hayır, erkeklere bakıyor parkta genelde falan diyor. Böyle çıldırıyor falan. Yani zorlamak çok güzel. Oğlum tamam ya, tamam olabilir, tamam falan. Olabilir mi diyorum. Görüşür müsün mesela? Bulut Gaya olsa görüşür. Ya dedim Allah Allah, girmiyor bunda böyle şey. Acayip hoşuma gidiyor ama mesela bilmiyorum, benim de çizgim neresi hiçbir fikrim yok yani gerçekten. Hani bir insan dışarıdan bakmak çok kolay abi. Böyle mesela sadece filmografisini görüyorsun ya adamın. Lan bunlar çekmiş, burada sıçmış, ne biçim şey falan. Adamın orada mesela karısı ölüyor. İşte ne bileyim ben, hani o kadar fazla şey yaşıyor ki her insan. Liam Neeson mesela. Abi neler işemeler yani. İşemeler mi fotoğrafları var ya, asmanın başı şırıl şırıl. O dönemde adamın karısı ölmüş, limitsiz içkiye vermiş kendisi. Yani sen sadece o adamın böyle bir şey yaşıyorsun. Hani ben mesela artık böyle biraz fazla biyografi okumaya başladım. Yazarların, yönetmenleri falan. O gözle böyle tekrar bakıyorum, böyle acayip işaretler görmeye başlıyorsun onun içinde. Böyle o adam bunu böyle atlatmış falan diyorsun. Ve tamam kötü film mi? Okey abi, adam hayatı dönmüş lan. Ben olsam her şeyi bırakırım falan gibi düşüneceğim bir sürü olay yaşanmış. Saat 3'te kusma isteğiyle uyandım, tamam mı? Ve gittim tuvalete. Bu benim reflüden kaynaklı bazen olabiliyor. İstemsizce böyle hiç midem bulanmadan falan bakıyorum. Zaten sulanıyor ağız falan. Vööö diye çıkıyor, tamam mı? Ondan bir tanesi zannettim. Fakat bu arttı. 2, bir daha kalktım uykudan, bir daha kalktım. 3, öyle bir an geldi ki artık böyle suyu çıkarıyorum falan. Bir süre sonra böyle tansiyonum düştü. Her yer karardı. Bayılıyorum. Ve Tuğba diye bağırdım son kez. Tuğba kalktı ne oluyor diye. Ve bir süre sonra beni hastaneye götürdük. Ben hastaneye giderken 3 farklı yerde bayılarak hastaneyi buldum. Tansiyonum böyle 5'e 6'ya düşmüş. Oo. Yani büyük 5 küçük ya da tam tersi işte 6'ya 5. O sırada da bir kariyerim var falan. Yani. Hayır. Bu ne yani? Evet abi, o sırada şeyi düşündüm. Yani abi bitecek ya bu yani, anladın mı? Yani bitecek ve hani bu köşelerden birinde kim bilir hangi hastalıkla ya da hangi böyle hani daha yaşamadık dedin ya. Daha yaşamadığımız o kadar çok şey var ki, yaşlanıyor vücut. Ne bileyim, ben mesela çok iyi bira içerim. Artık o kadar iyi içemiyorum yani, onu fark ediyorum. Ne bileyim, güzelliyorsun, çok koymuyorsun. Ya bağlayacaksın şimdi be. Ama artık o kadar yiyemiyorsun falan. Hemen işte... İşte yeni gerçeklere uyum sağlamak gerekiyor. O da hani şey olmuyor abi böyle... Öyle davranılıyor ya abi, artık sen oraya geldin bunu sindir falan. Nereye sindiriyorum? Ben daha çocukluk travmalarımla uğraşıyorum. Kesinlikle yani. Nereye sindireyim yani. Yani benim daha bir sürü durup dururken böyle aklıma takılan binlerce karanlık düşünceden kurtulamıyorum. Hani neyi sindireceğim ki? Ben çok böyle bir şey bilmiyorum. Televizyon izleyip büyüdüm diyorum ya mesela. Hakikaten şu yanılgıyı aşalı çok olmadı benim için yani. Bana mesela şey gibi geliyordu. Mutlu son gibi bir yer, varılacak bir nokta gibi geliyordu böyle. Değil mi? Evimin verandasında sallanan sandalyede böyle uzaklara bakacağım falan. O mutlu bir kere hayır. Mutluluk anlayışı. Yani. Yok yani, daha güzel. Çocuklar, torunlarım şeyde oynuyor, kırlarda oynuyor, köpekle yuvarlanıyorlar falan. Tamam, okey. İşte tontiş eşim içeriden bana ne bileyim. Börek yapmış. Börek. O pek Amerika filmde börek yoksa da ne bileyim ben. Böyle bir şeyler getiriyor falan. Ama yok yani şöyle yani. Hayat hani ilerledikçe hep bir hengamesiyle olacak ve yaşlandıkça da onlar birikiyor çünkü çözülmeyen şeyler kalıyor orada, kalıyor orada, kalıyor orada. Abi bir şey çözüyorsun. Sik gibi başka bir sorun çıkıyor her zaman yani. İşte bir şey yapınca evlenince çok falan mutlu olacağınızı düşünen insan. Evet. Çocuk yapınca çok mu? Yurt dışına çıkınca çok mutlu. Hayır abi, bir şey çözdün, yepyeni bir sorun, hoş geldin oluyorsun böyle. Oh hadi bakalım, bir de bu mu varmış hayatta falan. Sürekli yeni bir şey abi, yeni bir şeye alışmak, yeni bir şeyle vedalaşmak falan. Hayat boktandır. En güzeli Benjamin Button gibi yaşamak olurdu, o da olmuyor. Random yaşam benim çok hoşuma gidiyor bu arada. Spiritüel mevzulara kaptırıp kendimizi şey mi yapsak acaba böyle işte? Tarikat mı daha olumlu? Tarikat kuralım biz bence. Evet sevgili dostlar, bugün... Az önce bir sürü şey kesildi. Kafamızın karışıklığından bahsettik. Bol bol... Ana kameraya konuşayım. Kafamız çok ana karışık. Kamera. Ana kamera, baba kamera, dede kamera. Ana kamera, kadın dişi olur çünkü içine alıyor. Ana kamera. Merhaba Erşan. Ana kraliçe. Yazı getirmişsin ama Erşan. Evet. Yani şey yapman gerekiyor da. İçime ben ne yapayım falan diye orada böyle çıkman gerekiyor. Yeah.